Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz basın toplantımıza. Gönül isterdi ki bugünkü basın toplantımızda 80 milyon insanı mutlu edecek bu kabus bitti. Bu ülkenin karanlık hali aydınlığa çıktı. Ve bir daha asla bu ülke faşizmin kucağına düşmeyecek. Ve bir daha asla bu ülke, bu ülkenin liderliği, liderlikleri, bu ülkenin evlatlarını kendi iktidarının daimi kılmak için ölüme göndermeyecek diyebileceğim bir basın toplantısını sizlerle gerçekleştirmiş olsaydım. Ama bugünkü ana çabamız da bu basın toplantısını düzenlememizin, size hitap etmemizin, halka hitap etmemizin en temel nedeni de geleceğe dair umudumuzun halen dipdiri olmasıdır. Her şeyden önce barış hakkı, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşam hakkı temel bir insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 20. maddesinin 1. fıkrası savaşı, savaş propagandasını yasaklamaktadır. Ama öyle bir zaman diliminden geçiyoruz ki bu ülkede barışı savunmak, savaşa hayır demek bir suç isnadı olarak kodlandırılıyor. Peki neden? Bir siyasi iktidar ittifak yapmış olduğu güçlerle neden barıştan bu kadar çok ürküyor? Barış talebinden bu kadar çok ürküyor? Neden varlığını ölüme, öldürmeye kilitlemiş durumda? Çünkü cenaze gelmezse, çünkü ölüm olmazsa, çünkü gerilim olmazsa olağanüstü hal rejimi olmayacak. Çünkü başka ülkelerle savaş olmazsa sıkı yönetim koşulları olmayacak. Olağanüstü hal olmazsa, sıkı yönetim koşulları olmazsa medya olup bitenleri yazacak. Çünkü andışlamalar olmayacak. Daha dün Başbakan'ın basın mensuplarına vermiş olduğu 15 maddelik talimatname gizlisi saklısı yoka andışlamadır. Topluma susun demektir. Toplumu tehdit etmektir. Medyayı tehdit etmektir. Peki neden? Bütün bunlar neden? Çünkü hakikatle toplum yüz yüze kalırsa bunlar 5000 iktidarda kalamazlar. Bu toplum hakikate erişirse vicdanları harekete geçecek. Vicdanlar harekete geçerse inşa etmeye çalıştıkları o parti devleti rejimi inşa edilememiş olacak. Yani ne olacak? İlk seçimlerde millet iradesini ortaya koyacak. Milletin iradesinin açığa çıkmamasının aynı zamanda operasyonudur Afrin'e düzenlenen Kızıl Elma işgal girişimi. Bu zeytin dalı girişimi değil, zeytin dalı operasyonu değil. Bu milletin anasına tabut gönderme girişimi operasyonudur. Hani milletin anası ağlamasındı? Hani ağlamasındı? Bakın nereden nereye gelindi? Nereden nereye gelindi? İşte gelinen noktalardan bir tanesi bu. Belli basın mensupları. Halen vicdanında zerre kadar insanlık sevgisi kalan, memleket sevgisi kalan, Allah aşkına bu fotoğraf nasıl izah edilebilir? Bu fotoğraf neyle izah edilebilir? Kim kandan besleniyor? Kim ölümden besleniyor? Bu mudur sizin bu millet sevdanız? Bu mudur sizin memleket sevdanız? Ölüm üzerinden propaganda yapmak. Ölüm üzerinden örgütlenmek ve ölüm üzerinden bir gelecek inşa etmek.
bunun 80 milyona, bunun memlekete, bunun bütün insani değerlere ihanet olduğunu görmeyecek misiniz? Konuşmayacak mısınız? Yazmayacak mısınız? Çok açık ve ne söylüyorum. AKP'de, MHP'de, CHP'de. Şu anda derdest olan, yürürlükte olan koalisyon Kızıl Elma Koalisyonu'dur. Bu manada bir çift sözümüz de Sayın Kılıçdaroğlu'nadır. Sayın Kılıçdaroğlu. Kiminle ittifak ettiğinizi biliyor musunuz? İşte siz aynı zamanda ÖSÖ'yle, yani en aynı zamanda El-Kaide ile, yani aynı zamanda Ahar-ı Şam'la, yani aynı zamanda IŞİD'in tüm türevleriyle ittifak etmiş haldesiniz sahada. Ve bunlar sadece bu çete, ÖSÜ çetesi sadece Kürtleri tehdit etmiyor. Bütün insani değerleri tehdit ediyorlar. Ve yarın öbür gün işgal etmiş oldukları topraklardan, alanlardan çok açık ve net zulüm örgütleyecekler. Nereden mi biliyoruz? Bakın, ÖSÜ'yü oluşturan bütün bileşenlere bakın. O bileşenler içerisinde ki bütün taburlara bakın, birliklere bakın. 12 yaşındaki Filistinli çocuğu kafasını kesen bir anlayıştır bu anlayış. Kadınları reçmeden bir anlayıştır bu anlayış. Ve bu anlayışın insanlığa zerre kadar faydası, katkısı yoktur. Bütün Türkiye halkı çok iyi bilmelidir ki neredeyse 6 yıl süren Suriye iç savaşında Afrin bölgesi bir barış bahasıydı, barış bahası. İnsanların ölmediği, insanların öldürülmediği, tam tersine savaştan kaçan insanların sığındığı bir korunaklı alandı, barış alanıydı. AKP, MHP ve CHP koalisyonu Suriye'de savaşın girmediği, tankın topun girmediği yere Zeytin Dalı adı altında Kızıl Elma operasyonuyla savaşı oraya da taşıdılar. Peki amaç ne? Çok açık ve net. Amaç ne? Nedir bunun amacı? Nedir bunun hikmeti? AKP açısından, AKP Genel Başkanı açısından esas bir amacı var. Kürt düşmanlığı tek değil. 2018'e seçeceği başkanlık seçiminin, yani kendi rejiminin inşasında bu düşmanlığı, bu ölümü kullanmak. Toplumun tercihte bulunma hakkını ortadan kaldırmak, sorgulama hakkını zeminini ortadan kaldırmak ve kendi rejimini inşa etmek. Ama aynı zamanda Kürt düşmanlığı politikasında da bambaşka bir noktaya bu ülkeyi taşımak. Şimdi Sayın Numan Kurtulmuş HDP safını belli etsin demiş. Ben buradan bir kez daha Sayın Kurtuluş'a çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer bu vicdansızlıktan kurtulmak istiyorsanız bir kez daha sizi Maida suresini okumaya davet ediyorum. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi Sayın Kurtulmuş, senin dinine, imanına, sen Allah'tan mı korkuyorsun, reisinden mi korkuyorsun? Elini vicdanına koy. Sen Allah'tan mı korkuyorsun, reisinden mi korkuyorsun? Eğer Allah'tan korkuyorsan, çık reisinin karşısına, de ki, bir kavme olan kiliniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. De ki, bu savaşı durdur. De ki, Kobani'de yaşayan Kürtler de bu ümmetin bir parçası, şerefli, onurlu evlatları. Çık de ki reisine. O Kürtler, Selahaddin Eyyubi'nin torunları.
Çık de ki reisine. O Kürtler, Çanakkale'de yatanların torunları. Almışsın çeteleri yanına. Kürt'ün şehrini, tek bir bomba patlamamış şehrini bombardıman uçaklarıyla yerle yeksan ediyorsun. Ve bunun adına, çok açık ve ne söylüyorum, bunun adına ümmet diyorsun. Mekkeli müşrikler bile dine, imana bu kadar saldırmamışlar. Mekkeli müşrikler bile bu kadar dine, imana, İslam'a zarar vermemişler. Ya Allah aşkına bunların neresi Müslümanlık ya? Bunların neresi Müslümanlık? Bunlarla hangi Müslümanlığı inşa edeceksiniz? Hangi ümmeti inşa edeceksiniz? Bunlar felakete götürür, felakete. Sen kurtulmuş. Bizim safımız çok açık ve nettir. Biz barışın safındayız, barışın. Özgürlüğün, adaletin, eşitliğin, hakkın safındayız, hakkın. Bedeli ne olursa olsun hakkın ve hakikatin safındayız. Sizin gibi zırt pırt saf da değiştirmiyoruz. Bakanlık teklif edildiğinde, başbakan yardımcılığı teklif edildiğinde, sırtımızı dostlarımıza, yoldaşlarımıza, davamıza dönmüyoruz. Eğer kurtulmak istiyorsan, sarıl buna, sarıl. Sarıl bu ayeti, sarıl. Kurtuluş buradadır. Kurtuluş takvadadır. Irkçılıkta değildir. Bak siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? AKP Sayın Genel Başkanı, MHP Sayın Genel Başkanı, en sonunda da CHP Sayın Genel Başkanı'nın dahiliyetiyle ruh çağırıyorsunuz, ruh. Ruh seanslarını düzenliyorsunuz. Biz o ruh seanslarında olmayacağız. Ve o ruh seanslarının size getireceği, çağırdıklarınızın size gelecekleri bellidir. Emin olun bellidir. Ya Hitler'dir, ya Mussolini'dir, ya Saddam'dır. Kemal Bey'in dahiliyetiyle artık başka kim gelebilir, onu zaman bize gösterecek. Bakın, kızıl elma, kızıl elma dediğiniz, özü itibariyle şirktir ha, şirk, şirk. Bilenler bilirler. Bilmeyenler öğrenin, öğrenin. Şirktir bu ha, şirk. Niye şirktir? Çünkü mülk Allah'ındır, Allah'ın. Sen kalkmışsın, yapıyorsun, bütün dünyayı ele geçireceğim diyorsun. Kızıl elma dedikleri bu. Kızıl elmayı mı dişleyeceksiniz? Üçünüz beraber ayvayı mı dişleyeceksiniz? Onu da zaman gösterecek. Onu da zaman gösterecek. Bakın bir kez daha söylüyoruz. Bu yol yol değil. Bu çıkış değil. Bu toplumu felakete götürür, felakete. Nitekim götürmedi mi? Götürmedi mi? Tarat paşaları, Enver paşaları bir açın, bir daha okuyun. Nasıl bir felakete sürüklendi bu? Ve bir daha yüksek sesle İfade etmek gerekir ki savaş nerede olursa olsun savaş topluma, insanlığa ihanettir. Çünkü savaş sivil kaybı demektir. Ölüm demektir. Öldürmek demektir. Bakın sabilerin, masumların ölmesi demektir. Yaralanması demektir. Şehirlerin yıkılması demektir. Yani acı demektir. Yani gözyaşı demektir. İnsan hakları örgütlerinin oradan paylaşmış olduğu ilk kareler bunlar. Yazıktır, günahtır, cinayettir, vebaldir. Almayın bu vebali. HDP vebalinize, HDP cinayetlerinize ortak olmayacak Sayın Kurtulmuş. Ortak olmayacağız. Biz karşı çıkacağız. Bu tablolar yaşanmasın diye çaba sarf edeceğiz. Emin olun ki mücadele edeceğiz. Bakın, siz değil misiniz ki haksız yere bir insan öldürmek, haksız yere bir insan öldürmek, cihanı öldürmektir diyen siz değil misiniz? Peki bu çocuklar, bu yaşlılar suçu ne, günahı ne? Suçu ve günahı ne? Kürt olmak değil mi? Kürt olmak.
برا همو گله کرد کرد سامزان خدا نه تنه خدای وای خدا خدای میش برا همو کرد کرد سامزان نوارا قصاب درسم آگری گله زیدان حلمچه انفال همو ها همو تو خواسته که گله کرد کردستان جهاله را نکر ev zulm û zordestî jî wê ji holê re neke ev zulm û zordestî jî wê bibe kefareta azadiya gelê kurdê kurdistan dîrok cihanda dibare dikin dîrok dibare dikin mesela kerkûk çi bû dixwazin evrê jî evrên jî wî yekê bînin serî amaç aynî amaç aynî mas rejimiyle amaç aynî Kürt coğrafyasını Kürtsüzleştirmek. Ne diyor AKP Genel Başkanı? 3,5 milyon insan yaşıyor diyor Türkiye'de, Suriye'den göçeren. Ve biz burayı ele geçirdikten sonra ÖSYM'ye teslim edeceğiz diyor. Yani demin ifade ettim. IŞİD'in bütün türevlerinin, yani Ahrar-ı Şam'dan, El-Kaide'den, Nusra'dan ipini koparan oraya yerleşmiş. İpini koparan. Onlara teslim edeceğiz diyor. Ve 3,5 milyon göçmeni oraya yerleştireceğiz diyor. Hadi ya. Hadi ya. Kimin babamızın toprağını kime taksim ediyorsun sen? Bu ne cüret ya? Bu ne cüret? Bu insansızlaştırma politikasıdır. Bu nüfusal yapıyla, demokratik yapıyla oynama politikasıdır. Ve bu gelecek yüzyıllara nifak tohumunu, düşmanlık tohumunu ekme politikasıdır. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. HDP bu ülkenin neredeyse tek kalmış vicdanıdır ha vicdanı. Kurtuluş HDP'lidir HDP'de. Bakın AKP'si, MHP'si, CHP'si yek olmuş bu milletin evlatlarını tabuta koyuyor. Milletin anasına gözyaşı veriyor. HDP bütün baskılara, bütün ötekileştirmelere, bütün yok saymalara rağmen barışı, onurlu barışı, özgürlüğü, hakkı, hakikati, eşitliği savunuyor ve çağrıda bulunuyor. Biz bu savaşı durdurursak, bu haksız işgal girişimini durdurursak, Türkiye'nin felakete gitmesini durdurmuş olur. Bu ülkeyi felakete sürüklemek, çetelerle işbirliği yapıp savaş çığırtkanlığı yapmak, esas bu vatana da, esas vatanın insanlarına da, esas insani değerlere de bir bütün olarak saldırıdır, bir bütün olarak haksızlıktır, hukuksuzluktur. Bakın değerli arkadaşlarım, söylenecek çok şey var. Konuşulacak çok şey var. Ve emin olun, ama emin olun, baskıların bu ülkeye kazandırabileceği hiçbir kıymet yoktur. Bizim elimize ulaşan bilgilere göre ilk 5 günün bilançosuna baktığımızda sadece sosyal medya paylaşımından dolayı 150'yi aşkın insan gözaltına alındı. Onlarca insan tutuklandı. Çanakkale İl Eş Başkanımız ve İzmir İl Eş Başkanlarımız da hukuksuz bir şekilde gözaltına alındılar. İsnat ne? Sıkı durun. Sosyal medyada paylaşım yapmışlar. İl Eş Başkanlarımızın Twitter hesabı yok. Olmayan Twitter hesaplarına güya paylaşım yapmışlar, gözaltına alındılar. Ya bu korkunuz ne? Bu telaşınız ne? Eğer siz iddianıza güveniyorsanız, bu savaşın, bu işgal girişiminin bu ülkeye faydalı olduğuna inanıyorsanız, çıkarın televizyon kanalına, çıkarın tartışalım. Ben de konuşayım halka, sen de konuş halka. Bakalım halk hangimizin tercihini doğru ve kendisine yakın tercih olarak verecektir. Hayır, sizin derdiniz başka, sizin amacınız başka. Hakikati aynı zamanda öldürmeye kalkıyorlar.
Bunun sonu yok. Bunun sonu felakettir. Ve işte HDP bu felaketi önlemenin aynı zamanda çabasını ortaya koyuyor. Düşünün ki savaş propagandası yapmak bir yerli ve milliliğin ölçütü olarak bu topluma dayatılıyor. Yani faşizm düşünceyi yasaklamıyor. Faşizm aynı zamanda konuşmaya zorluyor. Sen onun yanında yer almaya seni zorluyor. Eğer sen onun yanında yer almazsan suçlu olmuş oluyorsun. İşte faşizm bundan dolayı aynı zamanda ceberutluktur. Bundan dolayı faşizmle mücadele aynı zamanda insanlık ailesinin değerlerini savunmaktır. Ve bizler barış içerisinde yaşama hakkını, eşitlik içerisinde hukukun üstünlüğü çerçevesinde yaşama hakkını, eşitliği, özgürlüğü bu manada, adaleti bu manada ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, benim şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Sorunuz varsa memnuniyetle alabilirim. Buyurun. Osman Bey, konuşmanızda kızıl elma, şif koşmakta filan dediniz. Dün akşam saatlerinde MHP liderinin de bazı tweetleri oldu. Müsaade ederseniz onları okuyacağım. Sizden yanıt isteyeceğim. Diyor ki, şu rezilliğe bakınız ki kızıl elmayı şirk gören kripto münkirler varmış. Biri Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Kızıl elmayı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz. Kızıl elmayı duyunca beti benze atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk. Kızıl elma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızıl elma aleme nizam iradesini tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızıl elma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür gibi devam ediyor. Bunlara ne yanıt verirsiniz? Yanıt verdim. Bir kavme olan öfkeniz sizi adaletten alıkoymasın. Çok açık ve ne söylüyorum. Kürt halkı statü sahibi olmasın diye şu anda Afrin bombalanıyor. Bu şirktir. Bu ümmete aynı zamanda ihanettir. Ben sorarım size. Allah-u Teala sadece sizin mi Allah'ınız? Örneğin sizin farz olarak hakkınız var. Arap olarak hakkınız var. Türk olarak hakkınız var. Kürdün niye hakkı haram olsun? Size hak olan Kürde niye haram olsun? Bir kez daha aynayla yüzleşmeye davet ediyoruz. Bundan çok değil ha. Bundan 3 yıl önce Sayın Bahçeli, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'a, AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'a ne söylüyordu? Ben hatırlatıyorum. Kamuoyuna da hatırlatıyorum. Sayın Bahçeli'ye de hatırlatıyorum. Sayın Erdoğan'a da hatırlatıyorum. Bakın, bu konuşmamdan dolayı, bu açıklamamdan dolayı hakkımda fezleke düzenlenecekler. Belgede tutuklayacaklar. Belgede cezaevine koyacaklar. Ama ben sana açık ve ne söylüyorum ha? Bu kızıl elma dedikleri, şirk dedikleri bu operasyonun ortakları çok değil ha. Birkaç ay sonra birbirlerini dişlemeye başlayacaksınız. Birbirinizi dişleyeceksiniz. Ve her biriniz bir diğerinize diyeceksiniz ki bizi kandırdı. Ya biz size açık ve ne söylüyorum? Kanmayın kardeşim, kanmayın. Kanmayın ha. Çünkü savaşın kendisi kandır. Gözyaşıdır. Kana bulaşmayın, elinizi kana bulaşmayın diyoruz. Müzakereyle, diyalogla çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur diyoruz. Her sorun diyalogla, müzakereyle hak ve nezafet kuralları içerisinde çözülebilir. Kürdün yurduna saldırı, Kürdün evini başına yıkmak ne ümmetle, ne insanlıkla, ne de ahlakla açıklanamaz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yapıyoruz ama Kürtleri değil, terör örgütlerine yönelik operasyon yapıyoruz. Bir de dün ve daha önceki günlerde de kilise roketli saldırılar gerçekleşti. Tabii sivillerden de kayıplar var. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabiliriz. Bütün bu zaman dilimi içerisinde hayatını yitiren her insan kim olursa olsun bizim nazarımızdan masumdur.
Bu haksız savaşın kurbanlarıdır. Biz hayatı yitirenlerin tümünün acısını aşuramızda hissediyoruz. Onlar mağdurdurlar. Esas zalimlik onları ölüme gönderen ve esas onları onların ölümünün üzerinden bir siyaset, bir iktidar devşirme çabası olanlardadır mesuliyet. Bakın, Allah aşkına, Muhammed aşkına, İsa aşkına, Rabbimiz bize akıl vermiş, akıl. Akıl vermiş. Niye? Orta boş boş dursun diye değil. Kullanalım diye. Muhakeme edelim diye. Daha bundan kaç ay önce birisi ne demişti? Hatırlatır mı size? Ne demişti? Göndeririz sırrınızın ötesine 4 kişiyi, attırırız 8 tane füze. Oldu bitti. Ben savaş uzmanı falan değilim. Silahlardan da anlamam. İnşallah bütün hayatım boyunca da silahlardan anlamam. Ama insanlar şunu söylüyorlar. Kelli felli adamlar şunu söylüyorlar. Bir roketin menzilinin kilometresiyle hedef alınan yerin Suriye'ye olan uzaklığı, Afrin'e uzaklığı arasında 3-4 kat fark var. Yani bir kez daha hatırlatıyorum. O göndeririz 4 kişiyi, attırırız 8 füze. Artık 4 kişinin gitmesine gerek kalmadı. İçeride mi atılıyor? Sorudur bu sadece. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu haksız savaşın gerekçeleri oluşturuyor, gerekçeleri. Toplum vicdanında kendilerine göre haklı gerekçeler üretmeye çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de masum sivil insanların hayatlarına mal oluyor. Bakın, tarih bir gün mutlaka gerçekleri yazacaktır. Bizim bugünkü ödevimiz, bugünkü görevimiz sadece ve sadece topluma hakikati göstermek. Hakikat fotoğrafını göstermek. Çünkü hakikat, tek başına hakikat bu haksız savaşı durdurulmasına yeter. Emin olun durdurulmasına yeter. Bu itibarla ben bir kez daha söylüyorum. Ölen her can bizdendir. Ve ölen her canın mesuliyeti AKP'dedir, MHP'dedir, CHP'dedir. Savaş koalisyonunun kendisindedir. Bakın, bütün bu olup bitenler içerisinde aynı zamanda onur duyacaklarımız da var. Gurur duyacaklarımız da var. 170'i aşkın bu ülkenin değerli insanından tüm milletvekillerine birer mektup gönderildi. Barışa sahip çıkın diye. Savaşı reddedin diye. Birer mektup gönderildi. Ve bu insanlar, bu ülkenin saygın insanları, bu insanlar vicdanlı insanlar, bu insanlar ahlaklı insanlar, bu insanlar savaş karşıtı insanlar. Ne olacak biliyor musunuz? Bu insanlar hakkında dava açılacak. İşte böylesi bir zeminde biz yaşıyoruz. Ben bu insanlara tümünü, imzacının tümünü en deli saygılarımı iletiyorum. Ama maalesef parlamento ılga edilmiş değerli kardeşlerim. Maalesef parlamento ortadan kaldırılmış. Çünkü AKP, MHP, CHP daha işgal girişimi başlamadan parlamentoyu kapattılar. Ortak imzayla. Milletin iradesi olan bu kurum millet adına sizin ona bir savaş yürütülecek. Neden kapatıyorsunuz? Hani bu meclis Gazi Meclisi? Bugün kürsüde konuşulacaktı. Hatipler çıkacaklardı. Kimisi haklılığını, kimisi de haksızlığını toplumun vicdanına hitap ederek ifade edecekti. Bunların çok açık ve ne söylüyor? Bu memleketin miskali zerre kadar çıkarıyla ilgili değiller bunlar. Bütün çıkarları, bütün arzuları, bütün fikriyatları sadece ve sadece kendi iktidarlarını kalıcılaştırmak, uzatabilecekleri kadar uzatmak. Ne diyor AKP Genel Başkanı? Bir konuyu da tabutun üzerine koyar. Ben hayal ederim. Ben hayal ederim. El insaf derim. El insaf. 7-8 tane şehrimiz var. Allah aşkına. Onlar can, can. 8 tane değil, 7 tane değil, can. Bir şey daha var. 7 canını yitirdik. 8 canını yitirdik. 7 ile 8'in arası yok, yok. Bir can, bir candır ha.
Ya bir canın ölümü, haksız yere ölümü, kainatın ölümüdür ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 7 can değil, 8 can değil, 10.000 can gitse bunların umurunda değil. Zerre kadar umurlarında değil. Ya Rabbim sen beni bunlarla haşretirme.